Bugünkü amacımız senin içine dönüp seni yöneten, seni sınırlayan, özellikle seni dibe çeken çeşitli inanç ve düşünceleri gözden geçirmek. Sen bunları yeterince yaptığında, umuyorum ki bunları değiştirmek için bazı adımlar atacaksın. Ve hayatın her zamankinden daha güzel olacak. Önce sakince yerleş, vücudunun rahat bir pozisyonda olmasına izin ver. Rahat bir koltuğa yerleşebilirsin. Arkana yaslanabilir veya eğer ortamın uygunsa uzanabilirsin. Göz kapaklarını kapat. Şimdilik nefesi serbest bırak. Dikkatini önce ayaklarına çevir. Ayakların yumuşamasına izin ver. Ayaklarından yavaşça ayak bileklerine, dizlerine doğru dikkatini gezdir. Bacakların yumuşayıp ağırlaşmaya başladığını hayal et. Günün yorgunluğu ve stres hepsi şimdilik vücudu terk ediyorlar. Bacaklar gittikçe daha serbest. Dikkati karın bölgesine çevir. Sadece bir süre nefes alışverişini seyret. Nefeslerin yumuşak olabilir, derin olabilir, yüzeysel olabilir, hiç önemli değil. Sadece nefesi serbest bırak ve onun doğal akışını izle. Göğsünün farkına var ve göğsün yumuşamasına izin ver. Omuzları serbest bırak. Herhangi bir şekilde çabalamana gerek yok. Kolların ağırlaşmaya başladığını hisset ve sanki yorgun bir günün sonunda yatağa girdiğinde hissettiğin o tatlı rahatlık gibi kolların şimdilik serbest kalmasına izin ver. Boynun farkına var ve rahatla. Çeneyi gevşet. Dudaklar, dil, diş etlerinin rahatlamasına izin ver. Ve bırak yüzün yumuşasın. Özellikle gözlerin ve göz çevresinin rahatlamasına izin ver. Son olarak tüm kafa derisinin rahatlamasına izin ver. Yukarıdan aşağı doğru rahatla. Sakin, yavaş, derin bir nefes al. Ve nefesi verirken gevşe. İkinci defa sakin ve yavaş bir nefes ciğerlerini iyice doldur. Onu bırakırken rahatla, tüm stresi bıraktığını hisset. Rahat nefeslere geç. Hayal gücünde kendini bir dağın tepesinde oturmuş, etrafı seyrederken hayal et. Hava açık ve aydınlık. Bulunduğun yerden etraftaki manzarayı seyrediyorsun. Aşağıda birçok dağ ve tepe yükseliyorlar. Gökyüzü masmavi ve hafif tatlı bir dağ esintisi yüzünü okşuyor. Üzerine oturduğun dağın sağlamlığını ve köklü duruşunu hissediyorsun. Orada güvende ve rahatsın. Burada rahatlamaya devam ederken, ben zihnine bazı küçük sorular vereceğim. Bu soruları zihninden geçir, yargılamadan, sınırlamadan sadece bir göz at. Ve senin için ne geliyorsa onu da geldiği gibi seyret. En büyük hayalim ne? Nasıl olmak, nasıl yaşamak istiyorum? Her şeyi bir kenara bırakıp sadece şimdilik. Bu soruyla ilgili gelen görüntüleri zihninde çevir. En büyük hayalim ne?
Seni sınırlayan her şeyi kaldırdığında, düşünce, inanç ve duyguları değiştirdiğinde, en büyük hayalin neye benzer, nasıl bir hayat yaşarsın, gözden geçir. Şu anda beni sınırlayan neye inanıyorum? Belki bir alt soru olarak kendine sormak istediğin korku dolu duygulara tutunmak bana ne sağlıyor? Korkuya tutunmak ya da korkunun türevlerine tutunmak belki hiçbir şey sağlamıyor diye düşüneceksin ama korku seni bildiğin o tanıdık kötü duyguda tutar ve bu çoğu zaman birçok kişi için bilinmezlikten daha iyidir. Zihnini gözden geçir. Vazgeçtiğinde, geri adım attığında, kendine yalan söylediğinde, inkar ettiğinde, ertelediğinde, meşguliyetler yarattığında, korku ve türevlerine tutunmak ne işine yarıyor? Sen gözden geçirirken işte korkuya tutunmanın bazı yaygın nedenleri. Bir tanesi bir kurban rolüne bürünmek. Kurban rolü kimi insanlar için sevgiyi almanın yolu. Korunmasız, savunmasız, aciz bir hale gelip karşı tarafın o kişiyi sahiplenmesine yardımcı oluyor. Bazen belli problemlerle yüzleşmek yerine İnsanlar kendini aciz veya küçük gördüğünde ya da gösterdiğinde bir başkasının problemi çözmesini bekliyorlar ki bazen oluyor bu. Aynı zamanda kurban rolü insanları yalnızlıktan kurtarıyor. Korku dolu duygulara tutunmanın bir başka işlevi öfke. Öfkelenip dünyayı, olayları, diğer insanları suçlayabilirim. Veya öfkelenince ezebilirim, haklı görünebilirim. Ama öfkelendiğimde kendi duygularımı hissetmeme gerek kalmaz. Korku ve türevlerinin bir başka işlevi, yeterince iyi değilim. Yani bir anlamda korkuyorum çünkü kendime ve hayata güvenmiyorum. Eğer daha iyisi için harekete geçersem, bu tanıdık alandan çıkmam gerekiyor. Orası tanıdık ama aynı zamanda seni bulunduğun yerde tutan alan. Çoğu insan için o alandan çıkmak korkutucu. Korku dolu duygulara tutunmak ne işime yarıyor? Benim hayatımdaki işlevine. Bunu gözden geçir. Aynı sınırları kabul ettiğinde veya sahiplendiğinde ya da onları kullanmaya devam ettiğinde hayatın nereye gidebilir? Onu da gözden geçir. Alışılmış alanın dışına çıkmanın bir bedeli var, doğru. Ama hiçbir şey yapmamanın hep alışılmış halde olmanın bir bedeli de var. Birçok bedeli var. Hayallerini feda etmek, olduğun kişi olmayı ıskalamak, kendini tam anlamıyla ifade etmekten vazgeçmek. Bunlar sadece bazıları. Şimdilik bunları zihninden süpür ve ilk soruya dön. En büyük hayalim ne? Nasıl olmak, nasıl yaşamak istiyorum? O sınırları kaldırdığında, değiştirdiğinde, onları bir sıçrama tahtası olarak yükselmek için kullandığında, hayatın neye benzer? Şöyle bir gözden geçir. Eğer kararın artık bu tanıdık ama kötü hissettiren yerden çıkmaksa,
Bugün bir karar ver. Ben biraz sonra bazı cümleleri söyleyeceğim. Onları kendi içinden tekrar edebilirsin. İstiyorsan daha sonra yazıp yanında taşıyabilir, gün içinde birkaç defa onlara dönebilirsin. Bunlar özellikle korku ve onu bırakmakla ilgili. Hayatımda oluşabilecek her durum için yeterliyim. Bilinmezlikle başa çıkabilecek becerileri geliştiriyorum. Artık korkuyu bırakıyorum. Bedenimdeki katılığı ve gerginliği bırakıyorum. Öfkeyi bırakıyorum. Suçluluğu veya utancı bırakıyorum. Kendime kızmadan daha büyük bir anlayış ve şefkat geliştirmeyi öğreniyorum. Şikayet ettiğim ve değişmesi gereken alanların farkına varıyor ve özellikle onların üzerine eğiliyorum. Bütün bu yıkıcı ve yıpratıcı duyguları bırakıyor ve yeniye yer açıyorum. Sakinim, dengedeyim, başarabilirim. Ve hayal gücünde o dağın tepesindesin. Bulunduğun tepe püfür püfür tatlı bir rüzgarla esiyor. Aşağı doğru baktığında diğer insanlar kendi dağlarına ve tepelerine tırmanıyorlar. Herkesin kendine has bir mücadelesi var. Kimisi hava durumu değiştiğinde tırmanmayı bırakıyor. Kimisi canı yandığında yolculuğu yarıda kesiyor. Kimisi yolda beklenmedik engeller çıktığında vazgeçiyor. Ve bazıları devam ediyorlar. Sen hangisi olacaksın?